Türkiye'de iki parti vardır. Bunlardan birisi işte daha yerel, daha milli, daha ulusalcı. Bulunduğunuz pozisyona göre adlandırın. Yerli milli deyin, ulusalcı deyin. Söylemleri dile getirenler, diğer taraftan da daha küresel talepleri dile getirenler. Bunlar göbeklerini aynı seri biçimde bağlanmış ampuller gibi aynı yere bağladılar. Yani bakınız CHP Kılıçdaroğlu tebeddülat sonrası, o kaset operasyonu sonrası nerelere geldi? Ben bir soru sordum 3 sene evvel Selahattin Demirtaş'la. Hadi bir veca iş yapalım. Kılıçdaroğlu'nun yerlerini bir değiştirelim. Sırıtırlar mı? Sırıtmazlar. Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı olur mu? Olur. Niye olmasın? Yani Akşener CHP Genel Başkanı olur mu? Olur. Hiç sırıtır mı? Sırıtmaz. Ez cümle tabii orada HDP binanın arka çıkışı. Onun başka bir hususiyeti var. Hiç kimseye benzemesi gibi bir lüksü yok. Bu biraz sert bir yorum. Farkındayım. Bağışlasın beni. Yani o partilere gönül veren vatandaşlarımız. Biz onları itham etmek istemeyiz. Ancak Türkiye'de siyaset maalesef tabii siyaset olmaktan çıkalı çok oldu. Şimdi bu bir dizayn ile olmuş bir şey ve şeye baktığınızda beyefendiciğim, dile getirilen taleplere baktığınızda birbirinden farklı olmadıklarını gördüğünüzde bu taleplerin Muharrem İnce'nin sorduğu soruyu soruyoruz. Neden fazladan elektrik faturası ödüyorsunuz? Kapatın. Aynı binada faaliyet gösterin. Ya bir parti yapın bunu. Dedi ya Muharrem İnce, ben demedim. Ve bakınız orada yaşanan tartışmalara, partilerdeki siyasal komiserlere, İstanbul İl Başkanları siyasal komiserler. CHP'de ve İYİ Parti'de. Ayrılanlara bakın, deve dişleri. Ve deve dişlerinin ayrılırken ithamlarına bakınız. Bunlar az ithamlar değil. Ez cümle söylenecek şey şu. Burada bu tezkereye niye evet yahut hayır reyi verilir? Step by step gidelim. Bana lütfen yardımcı olun. Bu tezkere AK Parti MHP hükümetinin istikbalini kurtarmak içindi. Biraz Deniyor. evvel onu okudum. HDP tarafından. HDP tarafından. Step by step gidelim. Özgür Özel de öyle yorumluyor. Aynı Efendim? metin neredeyse Ya aynı. o beyefendi Eczacılık Fakültesi'nde kalmış bazı mevzularda anlaşamıyorum ben zihnen kendisiyle. Çok gündem etmenin alemi yok. Şunu soracağız. Bu tezkereyle biz neyi amaçladık beyefendi? Sınır ötesinde Suriye'de ve Irak'ta. Suriye. Biz bundan birkaç sene evvel bir hendek rezaleti yaşadık. Bu rezaleti biz Suriye'nin hangi ilinde yaşadık? Türkiye'de yaşadık. Diyarbakır'da yaşadık. Diyarbakır'da yaşadık. Doğudaki en büyük ilimizde yaşadık. Burası Suriye'nin bir vilayeti değil, Türkiye'nin bir vilayeti. Ve o zamanlar bu çocukları ateş etmeyin, öldürmeyin, bunlarla müsalaha edin diyenler, şu anda da Suriye'dekilerle müsalaha edin diyorlar. Demek ki karşınıza çıkan şey şu, kurtarılacak olan istikbalin adına siz AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı koyduysanız, bu isimlendirme aynı zamanda memleket selameti anlamına gelmektedir. Kusura bakmayın, siz muhalife olduğunuz kimseleri memleketin selametiyle eş tutuyorsunuz demektir. Böyle siyaset yapılmaz. Saçmalamanın alemi yok. Saçmalıyorsunuz yani. Burada karşımıza çıkan hadise şu. Suriye'nin kuzeyiyle Türkiye'nin güneyini birleştirecek burada bizim rahmımıza bir güç oluşturacak bir şey tezgahlandı ve sahneye kondu. Biz bunu ondan bundan ala rivayeti him duymadık. Yaşadık ya. Yaşadık yani, gördük. Ben gitmedim oralara bizatihi ama gidenleriniz vardır. Gazeteci olarak gidenleriniz vardır. Gittik, aylarca yayınlar yaptık hocam. Evet, 1000'e yakın şehidimiz var Evet. şurada. Bakın 1000'e yakın şehit. Birinci Cihan Harbi'nde 1000'e yakın şehit vermediğimiz cepheler var. Yani biliyorsunuz ufak muharebelerde 1000'e yakın şehit vermediğimiz muharebeler var. Sur'da 1000'e yakın şehit verdik. Niye Amerikalı kadar, Rus kadar özensiz olmayı biz de bilmiyor muyduk? Yani indirmeyi, patlatmayı. Yok, çocuklar metre metre, Allah rahmet eylesin, nazarları üstümüze olsun, şefaatleri. Gittiler tek tek temizlediler ve hatırlarsınız telefonla bağlandı. Ateş ediyorlar, bizi vuruyorlar diye. HDP milletvekilleri dinletti onları. Evet. Neyse, mesele değil. Onlar yani neticede HDP'li HDP'liliğini yapacak. Ben burada HDP'lilikle alakalı bir sıkıntı görmüyorum. Ancak benim gördüğüm ve bildiğim şey şu. Kürt sorununun çözümünü mecliste arayıp aramamak mevzuu bir başka mevzuydu. Bakın biz hepimiz bir şekilde bir saçmalığa tahammül ederek
bir takım şeylerin çözümünü siyasetin ana caddesinde arayınız diye olmadık şımarıklıklara tahammül ettik bu memleketi. Hı hı. Olmadık şımarıklıkları. Şimdi tekrar tadat etmenin alemi yok. Herkes bilir. Olmadık şımarıklıkları. Ha, sustu yani millet. Ve dendi ki burada bir irade kondu. Devlet iradesi kurumlarıyla, siyaset iradesi kendisini taşın altına koydu. Büyük bedelleri ödeyerek falan filan. Ve dendi ki beyefendi buyurunuz silahlı aranıza mesafe koyunuz, meclise geliniz. Sizler burada bu siyasetin bir parçası olunuz. O şımarıklıkla, o şımarıklıkla. Şimdi tekrar tekrar anlatmanın alemi yok aynı hikayeleri. Google'a giren buluyor Selahattin Demirtaş'ın şımarıklıklarını. Yani büyük şımarıklıklar. Bakın tahkir etmek için söylemiyorum. Şımarıklığın adı şımarıklıktır. Bir başka şey değildir. Büyük şımarıklıklarla dendi ki efendim artık şartlar değişti. Biz heykel dikeceğiz, işte tükürüğümüzle boğacağız. 300 kilometrede Türk askeri gece karakollarda biz etrafta şey yapıyoruz, zapturaptı aldık falanlar filanlar gibi şımarıklıklarla silahlı arasında mesafe koymayan bir irade. Biz de diyoruz ki silaha karşı çıkacak şey silah. Bu siyasetin genel teorisi, evet. Siyasetin hukukun da genel teorisi hocam. Devlet dediğiniz şey ne zaman kurulur? Bir alan üzerinde hakimiyetinizi sağlarsınız, hukuk düzeninizi sağlarsınız, sisteminizi oturtursunuz, onun adı devlet olur o saatten sonra. Siz diyorsunuz ki ben burada ikinci bir otorite, devlet dediğiniz şey, haşa yani bir mukayese kabul etmem, Allah gibidir. Zatına şerik kabul etmez. Bu devletin tabii şeyidir, tabiatıdır. Yani hiçbir devlet kendi içinde ikinci bir otoriteye izin vermez. Sen diyorsan ki ben silahlı oradayım. Bu da diyor ki ben de devlet olarak bak burada da silahlı kuvvetler diye bir şey var. Bak bunun da hukuku bu. Ben de bunu senin gibi öyle geceliğin atlet don değiştirerek, kadın fistanına bürünerek falan yapmam. Tezkeremi çıkartırım, askerimle, tankımla, topumla girerim diyor. Evet. Şu saatten sonra bizim tartışacağımız ikinci bir şey yok. Beyefendi bir şey soracağız. Sizin tarafınız bu mu bu mu? Buysa reyiniz budur, buysa reyiniz budur. Bu kadar. Bu denklemi uzatıp da milletin kafasını karıştırmanın alemi yok yani bu kadar. Evet. Peki Mehmet Bey'e soralım. Ankara'ya gidelim. AK Parti Adana Milletvekili Sayın Mehmet Şükrü Erdinç de Ankara'dan katılıyor. Şimdi bir siyasetçi olarak da söyleyeyim. Biz burada gazeteciler olarak da bir hukukçu ve entelektüel kişi olarak da biraz sonra Serkan Bey'in de görüşünü dinleyeceğiz ama biz şu konuda işin içinden çıkamadık Mehmet Bey. Cumhuriyet Halk Partisi bunu vatan millet için bu meseleye tezkere hayır diyeceğini söyledi ama bunun nedenlerini bize sıralamadı. Halbuki bundan 3 yıl, 2 yıl önce tezkereye evet oy vereceğini ve nedenini sıralamıştı. Bu vatan için, şehitler için, vatan evlatları için. Fakat şimdi hayır oyu verirken sıralanmıyor nedenler. Sadece bu memleket için hayır oyu vereceğiz diyor. Ne diyorsunuz? Hikmet Bey, öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2 adet tezkere görüşüldü. Birisi Suriye ve Irak'a asker gönderme tezkeresi, bir diğeri de Lübnan'a asker gönderme tezkeresiydi. Geçen hafta Salı günü de Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker gönderme tezkerelerini görüştük. Tezkereler bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde yurt dışına asker gönderme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bir yetkidir. Bu husus Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen bir tezkere ile talep edilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hususta bir karar verir. Evet. Geçen hafta yapılan tezkerede Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker gönderme ile ilgili tezkerede Cumhuriyet Halk Partisi evet oyu kullandı. Bugün Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu kullandı ve akabinde yayından 15 dakika önce sona eren Lübnan tezkeresinde yine evet oyu kullandı. Hı hı. Çok ilginçtir. 2015'ten bu yana yapılan bütün tezkerelere yine evet oyu veren bir siyasi hareket. Burada dikkat çeken husus aslında bugün HDP'nin grup toplantısı ve akabinde milletvekillerinin ortaya koyduğu bir tavır, açıklamalar. HDP bugüne kadar nasıl davrandı? 2015 yılından bu yana Suriye ve Irak'a yönelik asker gönderme tezkerelerinin tamamına HDP hayır oyu kullandı. HDP'nin gerekçesi kendince gerekçe oluşturuyor ama asıl gerekçesi şu, kendisinin asıl besleyici damarı olan YPG'nin, PKK'nın korunmasına yönelik bir girişimdir. Aslında HDP'nin girişimi. Bugün işler acısı bir tabloyla karşılaştık. Meclise ilk girdiğimizde saat 15'te genel kurul açıldığında HDP sıralarında tezkereye hayır, savaşa hayır, savaş tezkeresini istemiyoruz gibi pankartlar yer alıyordu.
Bu pankartları görünce ya sadece HDP ile sınırlı mı kalır diye düşündük ama sadece HDP ile de sınırlı kalmadı. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi de HDP'yi küstürmemek adına ne gerekçe sıralarsa sıralasın. Yani burada söyledikleri gerekçeler var. İşte süresiyle ilgili söyledikleri gerekçeler var. Başka söyledikleri yani çok elle tutulur olmayan gerekçelerle HDP tezkere hayır oyu vereceklerini dile getirdiler. Evet. Ve maalesef oylamada da tezkere hayır oyu verdiler. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Ya HDP'nin amacı belli. HDP oradaki silahlı terör örgütü mensuplarını korumaya yönelik bir girişim içerisinde. Hı hı. Peki CHP'nin amacı ne? CHP'nin amacı bence burada tek bir amacı var. Seçimlerde ittifak yaptığı, birlikte hareket ettiği HDP'yi küstürmemektir. Ya bu konuyu tek Hilal bir gerekçeleri sordum. Var. Bunu toplumda açıklayamazlar. Mehmet Bey, açıklayamadılar. Hilal Hanım'a da maalesef sordum. Bugüne kadar Atatürk'ün CHP'si olarak bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu eliyle HDP'lileştirildiğini görmek ülkemiz adına üzülmeyecek bir durum. Mehmet Bey, şimdi bunu biraz daha açmak isterim. Yani üzerine konuşmak isterim. Gerçekten anlaması çok güç bir mesele. Hilal Hanım'la da konuştuk, o da anlattı. Yani gerçekten Türkiye'nin en önemli meselesi milli güvenlik sorunu. Yani işte ekonominiz düzeydir, bozulur, başka bir şeyiniz düzeydir, bozulur ama milli güvenlik en önemli konu. Vatan, millet meselesi. Şimdi bu kadar önemli bir meselede bile en önemli muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, köklü bir partinin, HDP'nin sırf rızasını ya da onun gönlünü almak için bu kadar önemli bir meselede bir esir gibi davranması, yani sadece bu mu yani? Gerçekten bunu anlamakta zorlandığımız için soruyorum. Gerçekten bir siyasetçi olarak anlatın bize. Bu mu yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli güvenlik gibi çok önemli bir konuda siyasi tavrını belirleyen konu? Hikmet Bey, şimdi izniniz olursa tezkerenin ilk cümlesini okumak isterim. Buyur. Yani meclise sunulan tezkerenin. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak. Bir bu husus var. Bir de etnik ve kitlesel göçe karşı tedbirler almak. Hı hı. Şimdi iki önemli başlık var aslında. Bir, terör tehdidine karşı ülkenin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya yönelik bir irade beyanı ortaya koyuyoruz tezkereyle. Bu irade beyanına yönelik yapılan çalışmaya da tezkere çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı paydaşları evet oyu kullandı ve Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu kullandı. Az önce Hilal Hanım da konuşmasında belirtti. Ya sınır namustur sloganları atanlar, sınır namustur ilanları asanlar. Evet. Bugün sınırların güvenliğiyle ilgili ve göç meselesiyle ilgili, etnik göçlerle ilgili yapılacak bir şeyle karşı karşıya kalacak bir ülkenin tedbir almasını istemiyorlar.